Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle İsrail serisine başlıyoruz dostlar artık hep Türkiye Osmanlı ya da bilinmeyen diğer ülkeler yerine bilinen ama gerçekten eğlenceli olacak saracak yani bilinen ama çok güçlü olmayan devletlerle biraz da oynamaya karar verdim yani atıyorum abicim Grönland çok fazla bilinen bir ülke değil ve güçsüz ama biz bu sıralar bilinen ve güçsüz olan ülkelerle oynamaya çalışacağız yani Güçsüz olma ee, seçeneği ön planda olacak. Güçsüz olma faktörü ön planda olacak. Bugün de İsrail'le bir seriye başlayacağız dostlar. Büyük İsrail'i formlamaya çalışacağız. Zorluk efsane bir savaş Klasik oyunuzda %70'de yer saldırganlıkta yüzde birazdan formlanacak devleti de göstereceğim. Hatta hemen şimdi göstereyim. Gördüğünüz üzere formlayacağımız devlet burada. Büyük İsrail devleti. Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan, Suriye'den, Ürdün'den, Arabistan'dan, Mısır'dan, Lübnan'dan, Filistin'den toprak almamız gerekiyor. Bayağı bir almamız gereken toprak var. Dolayısıyla savaşmamız gereken güçlü devletler de var. Ama üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. Öncelikle vergiler, mallar, yatırımlar üstümüzü ayarlayacağız. Sahip olduğumuz topraklar fena değerde topraklar değil güzel topraklar ve bu güzel toprakları daha da iyi hale getirmemizde pek tabii ki gerekecek ama oyuna öncelikle biraz fetihle başlamak bizim için daha iyi olabilir zira sınırlarda güçlü devletler olduğu için Orta Doğu'da bulunan diğer güçsüz devletleri İran, Türkiye ya da Arabistan, Mısır gibi devletlerden bazılarının kapma ihtimali var. Bu ihtimale karşın bu ülkeleri önce biz elimize geçireceğiz. Öncelikle ordularımızı terhis edelim. Zaten gerekli para biriktikten sonra gereken para Gereken ordu elimizde olacaktır merak etmeyin. Evet Ürdün bize bir hakaret etmişti abi. Sıkıntı değil zaten birazdan hepsi bizim topraklarımıza katılacaklar. Şu anda sıralamaya bakıldığında 121. sırada bulunuyoruz. Bayağı bir aşağılardayız yani. Bu kadar güçsüz olduğunu bilmiyordum abi bu arada ben İsrail'in. Bayağı bir güçsüzmüşüz. Her neyse her ne kadar kötü bir sıralamada başlasak da. Makedonya da aynı şekilde kötü bir sıralamada başlıyordu. 113. sırada ama onda yine dünyanın en güçlü devlet halini getirip dünyanın en büyük imparatorluğunu formlamayı bildik dostlar. Yani bizim için sıkıntı değil. Güçsüz devletlerle oynamaya alışığız. Hele ki İsrail'in sınırlarında bulunan devletler küçük ülkeler, çok güçlü ülkeler değil. O yüzden İsrail gibi bir devlet oynamak bizim için daha da kolay olacaktır büyük bir ihtimalle. Şimdi Filistin'e savaşımızı ilan ettik. Kendileri bize saldırlarını gerçekleştirdiler ve Başarısız oldular ve biz tabii ki de başarılı olduk. Hemen topraklarını alalım kendilerinden. Gayet güzel bir şekilde. İsrail engelini aşmayı başar Özür dilerim Filistin engelini aşmayı başardı. Hızlı hemen Ürdün'e de savaşıma ilan ediyorum. Ürdün'de aldıktan sonra ise birazcık dinleneceğiz. Üst üste böyle çok hızlı bir şekilde iki savaş gerçekleştirdik sonuçta. Ve biraz dinlenmeye de ihtiyacımız oluyor tabii ki. Birazcık kredi alalım çünkü orada yaklaşık bir 300 askerle falan direniş göstermeye çalışıyor kendileri. Birazcık kredi aldık. 2000 ordu bas 400 ordu basabiliyoruz abi elimizdeki krediyle. Tamam sıkıntı değil halledeceğiz. Ürdün beni beklediğimden daha çok zorladı açıkçası. Daha kolay bir savaş olacağını umuyordum. Beklediğim, umduğum şey Olmadı maalesef. Birazcık daha ordu basabiliriz. Evet başkentleri düştü. İşte bu güzel bir haber gerçekten. Kendi başkentimize de birazcık ordu yollayalım. Hatta ordu da basalım. Aynı şekilde Kudüs'te de birazcık ordu basalım. Sonuçta Kudüs'te biz Büyük İsrail'i kurunca başkentimiz olacak bir toprak. O yüzden oraya da dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen ordumuzu yine Amman'a çek. Çok güzel. Evet, beklediğimde hakikaten zor bir savaş oldu. Ama tamamladık dostlar. Sonunda Ürdün Devleti'nde mağlup etmeyi bildik. Hazırlıksız girdik. Yani çok kolay olacak düşüncesiyle hiç hazırlık yapmadan girdim gerçekten de ama beklediğimden zor oldu. Bu savaşın sonucunda sadece Ürdün'ün başkentini alabildim maalesef. Bizim için kötü bir savaş oldu. Şimdi hızlı bir şekilde asimilasyon işlemlerimizi başlatacağız ve daha hazır bir şekilde zaten artık Ürdün'ün bir gücü kalmadı. Yani bu adamların ne kadar gücü varsa tamamı Amman toprağındaydı. Atıyorum bu Ürdün'ün gördüğünüz üzere bu 3 toprağında toplam bulunan ekonomisi 514 ama Amman toprağında gördüğünüz üzere 4877'lik bir ekonomi var. Yani Ürdün eşittir Amman. Ürdün'ün Amman'dan başka bir gücü yoktu şu anda. 200 ordu bassam bile çok rahat bir şekilde elime geçirebilirim Ürdün Devleti'ni artık. Ama... Yine de asimilasyon işlemlerini vesaire de başlatıp daha hazırlıklı bir şekilde girmeye bu kez kararlıyım. Ürdün'den sonra biraz yatırımlar gerçekleştirebiliriz. Onun haricinde Lübnan'ı alıp Lübnan'daki toprakların güzelliğinden ve bereketinden de faydalanabiliriz. Her ikisi de bir seçenek İkisini de yapabiliriz dert değil abi. Evet güzel bir başlangıç yaptık sadece Ürdün Savaşı'nda biraz fazla zorlandık. Onun haricinde kötü bir başlangıç olmadı açıkçası. Gerekenden fazla ordu bastım bu arada biraz. Hemen ilan edelim savaşımızı hızlı bir şekilde bitirelim artık bunları. Şu anda sınırlarında bulunan Suudi Arabistan devletinin bana savaş ilan etmesinden biraz tırsıyorum. Kendileri her ne kadar öyle toprak sayılarına göre çok güçlü bir devlet olmasalar da bana göre güçlü bir devletler. O yüzden dikkat etmem gerekiyor kendilerine. Evet Türkiye şu anda büyük güç. Oğlum bir dakika ya bu işte bir terslik var sanki. İlk 10'daki yani sıralamada ilk 10'da bulunan devletler büyük güç olmuyor muydu? İlk 15 mi yoksa? Allah Allah ben mi yanlış biliyorum? Bir dakika. Ha, a, evet. Polonya'da 14. sırada büyük güç. Demek ki ilk 15'miş abi. Bu belki modern dünyada değişen bir şeydir. Bilmiyorum ama... Böyle olduğunu bilmiyordum. Ben sadece ilk 10 büyük güç olarak sayılıyor diye biliyordum. Yanlış biliyormuşum abi. Öğrenmiş olduk bir yanlışın daha doğrusunu. Her neyse elimizde para da olduğuna göre aslında beklemeye de bence pek gerek yok. Lübnan savaşımızı ilan ederim. Bizi zorlamayacaktır. Kendileri 152. sırada bulunan... Bayağı düşükte bulunan bir devletmiş gerçekten de. Evet yine bizi zorlamadılar. İsrail coğrafyada yayılmaya devam ediyor dostlar. 3861 askerimiz de elimizde kaldı. Şimdi ben az önce Suudi Arabistan'dan korktuğumu söyledim ama daha çok korkmam gereken bir devlet var ki o da Mısır. Anlayamadığımız bir şekilde Mısır genelde savaşlarda çok fazla ordu basıyor ve en azından bölgede bulunan diğer devletlere göre gerek Suriye olsun gerek Irak olsun gerek Arabistan olsun vesaire bölgede bulunan diğer devletlere göre çok daha güçlü bir rakip olduğunu çok daha dişli bir rakip olduğunu söyleyebilirim ki Büyük İsrail Devleti'ni kurmak için de zaten e, Sina Yarımadası topraklarını almamız gerekecek bu yüzden Mısır'la da savaşmamız gerekecek ama yeterince güçlenmeden yani bereketli hilalin tamamını ele geçirmeden ne Mısır'a ne Suudi Arabistan'a ne de Türkiye'ye savaş açma gibi bir düşüncem var bereketli hilalin tamamını ele geçirip gerekli yatırımlarla o toprakları değerlendirmek Sonra hızlı bir şekilde büyük devletlere de savaşımızı ilan edebiliriz Her neyse iyi bir başlangıç oldu Ürdün'de bu sefer tamamını aldık Lübnan'da aldık Filistin'de aldık Bu bölgelerdeki devletler her ne kadar küçük devletler olarak görünse de güçsüz devletler olsalar da Sahip oldukları toprakların değerleri hiç fena değil Özellikle mesela Kudüs'ün gerçekten güzel bir değeri vardı Orayı da elimize geçirmiş olduk 37 binlik bir nüfusu var gerçekten de Değerli bir toprak bizim kendi başkentimizden dahi daha değerli yani gerçekten güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi şöyle sıralamaya baktığımızda Suriye Devleti 73. sırada bulunuyor. Bize göre çok mu güçlü değil ama yenebilir mi yenebilir yenme ihtimali var. O yüzden ben hemen savaşımı ilan etmeyeceğim. Önce aslında birazcık aldığımız topraklar güzel topraklar olduğu için yatırımlarla bu toprakları biraz daha değerlendirebiliriz. Şu anda aldığımız topraklara biraz yatırımlar gerçekleştirdikten sonra... Suriye devletine ve Irak devletlerine savaşımızı ilan edebiliriz. İran ve Suudi Arabistan devletleri şu anda savaşa... O isimler çarpıldı. İsimler çarpıldı ben en iyisi bir oyunu kaydedip baştan başlatayım oyunu sonrasında kaldığımız yerden devam edelim kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar videoda da herhangi bir sıkıntı yok mikrofonda da bir sıkıntı yok tamam az önce çarpılan isimleri şu anda düzelttim dostlar oyunu yeniden başlayarak az önce de söylediğimiz gibi şu anda İran ve Suudi Arabistan devletleri savaşa girdi lan Lübnan ben sana barışmadım mı abi bir dakika ya oyunu nereden kaydetti bu oğlum oyunu nereden kaydettin ayıptır sorması ben videoyu durdurmadan önce oyunu kaydettim diye hatırlıyorum Allah Allah Niye böyle oldu abi şimdi neyse artık Birkaç dakika birkaç dakika geriden başlamış olduk Çok büyük bir dert değil Hemen bütün asimilasyon işlemlerimizi bir başlayalım hızlı bir şekilde Şurada sadece 2 adet toprak kaldı Bunlarda da başlat çok güzel Bunlar yine %100 olacaktır abi hızlı bir şekilde Yani çok fazla bir şey kaybetmedik Birazdan büyük bir ihtimalle İran'la Suudi Arabistan'da savaşa girecekler Aa girmediler lan hala Oğlum oyunun isimlerinin kayması kaderimizi değiştirdi Niye böyle oldu ya ben belki Arabistan arkadan vuracaktım. Zaten almam gereken çok fazla toprak da yok. Lan öyle bir şeyler düşünüyordum aslında. Anlaşılan savaşa girmeyecek abi bunlar. Her neyse. bizi çok da ilgilendik. Biz kendi halimizle bile Suudi Arabistan'ı yenebilecek bir güçteyiz bence. O yüzden çok da sıkıntı değil, çok da dert değil abi. Ee, artık yavaş yavaş bence yatırımları yapmaya başlayabiliriz. Asimilasyon işlemleri tamamlanmış. Şu anda yüzde kaç? 98. Bunu bir yüzde 100'e tamamlarsak eğer bizim için daha temiz bir ilerleyiş olabilir. Çok güzel. Şimdi şu anda hangi konuda daha aşağıdayız? Ekonomik puan açısından mı daha aşağıdayız yoksa nüfus puan açısından mı? Ekonomik puan açısından şu anda dünyada 89. sırada bulunan İsrail devleti nüfus puanı açısından şu anda dünyanın 93. sırasında yer alıyor. Yani nüfus açısından ekonomiye göre bir tık daha geri kalmış bir ülke olduğumuz için hızlı bir şekilde nüfus yatırımlarımızı gerçekleştirmeye başladık. Şu anda tek korkum Suriye devletinin Türkiye tarafından ele geçirilmesi. Eğer bu söylediğimiz olay gerçekleşirse biz birazcık sıkıntıya girebiliriz. Kader biraz farklı bir şekilde değişiklik gösterdi. İran normalde Suudi Arabistan'da savaşa girmesi gerekirken Türkiye ile savaşa girdi ve sanırım Adalet yerini buldu abi. Çünkü İran genelde hep Türkiye ile savaşa giriyordu. Yani sanırım şu anda olması gereken oldu. Açıkçası şu an Türkiye savaştayken Suriye ile vesaire uğraşamaz. O yüzden hızlı bir şekilde Suriye'yi alma gibi bir de bir düşüncem var ama şöyle bir istisna da var ki şöyle bir risk de var ki eğer ben Suriye'yi alırsam Türkiye'ye sınırım olacak ve Türkiye'ye sınırımın olması demek birazcık korkuyla yaşamak demek abi. O sebepten şu anda açıkçası Suriye'yi almak istemiyorum. Ha ama bir de şöyle düşünürsek biraz daha mantıklı gelebilir. Benim şimdi Suriye'ye savaş ilan edersem eğer ben şimdi Suriye'ye savaş ilan edersem yüksek bir ihtimalle Türkiye'ye sınır sınır kuracak kadar fazla toprak alamam. Yani Suriye'nin tamamını ele geçiremem. O sebepten Türkiye ile sınır olmadan bir barış antlaşması imzalama gibi bir seçeneğimiz de var. Bu sebeptendir ki Suriye'ye savaş açabiliriz. Benim şu anda aklıma yattı abi. Gerçekten bayağı aklıma yattı şu anda. E, bu arada asimilasyon sistemleri %100'e de tamamlanmış. Çok güzel o zaman hızlı bir şekilde ordularımızı basıp Suriye savaşına hazırlanalım. Güzel bir parayla, güzel bir ordu, temiz bir ordu bastıktan sonra... Suriye'ye savaşımızı ilan edeceğiz ve alabildiğimiz kadar toprağı kendilerinden alacağız. Tıpkı Makedonya serisinde olduğu gibi bu seride de şu barış antlaşmasında toprak alamıyorsan basalın yap sonra ilhak et seçeneğini asla ve asla kullanmayacağız dostlar. Ya yani bu seçenekleri kullanmak bence bana göre tabii kişiden kişiye değişir bazıları kullanır. Hani der ki abi yani mesela birisi çıkıp bana şunu dese bu oyunun koyduğu bir şey yani hile sayılmaz bu kullanabilirsin dese karşı çıkmam doğru söyler oyunun koyduğu bir seçenek. Ama ben yine de daha da heyecanlı olması için kullanmama taraftarıyım. Tabi az önce de söylediğim gibi bu görüş kişiden kişiye değişiklik gösterir abi. Ben kullanmayacağım. Her neyse devam edelim. Şu anda paramız eksiye düşecek kadar ordu bastık. Hızlı bir şekilde kendilerine savaşımızı ilan edelim. Umarım zorlanacağımız bir savaş olmaz. Başkentleri Şam'a gerçekten bayağı sağlam bir orduyla girdik ve başarılı da olduk. Büyük bir ihtimalle yine direnişlerinin birçoğunu Laskiye toprağında yapacaklardır. Şöyle bakalım. Yok Laskiye'den bin askerle saldırdılar. Şuraya birazcık destek gönder bakalım. Tamam. Evet güzel Laskey'i de aldık. Evet kolay bir savaş oldu. Zorlanmadık. Yani buradan sonra eğer daha fazla bir güç gösteremezlerse bize. Zorlanmadığımız bir savaşı daha geride bırakmış olacağız. Devam edin abi. İyice artık Suriye'nin kuzeylerine doğru geldik. Eğer bu kadar hızlı devam edersek ki devam edeceğiz gibi görünüyor zaten. Büyük bir ihtimalle toprakların tamamını da alırız abi biz bunların. Ne kadar güzel. Şu orduyu başkente çek abi. Artık bir iş kalmadı fazla. Gayet iyi gayet iyi. Bitirdik kolay oldu. Bir bakalım bütün topraklarını alamıyoruz abi güzel. Aslında bence bu güzel bir haber. Çünkü Türkiye ile sınır kurmak istemiyordum abi ben açıkçası. Şu şekilde şuraları da ver. Ya oğlum beni Türkiye ile sınır kurmaya mecbur bırakmayın ya. Türkiye ile sınırım olsun istemiyorum abi. Çünkü Türkiye'de sınırım olması demek aniden gelecek bir savaş İran'la karşı tamamen tedbirsiz kalmam demek. Ben bu kadar toprak alıyorum. Yanında bir de kendilerinden savaş tazminatı alıyorum ve yoluma bakıyorum. Teşekkür ederim sevgili Suriye Devleti bana topraklarını kolay bir şekilde verdiğin için. Bu sefer ne Raskiye'de ne de başka bir toprakta öyle büyük bir direnişle açıkçası karşılaşmadık. 10.000 askerimizden bir 8000 tanesini terhis ederim hatta tamamı terhis et çünkü bizim gelir gerçekten yerlerde sürünüyor ama Suriye'deki aldığımız topraklarda da asimilasyon işlemlerini tamamladıktan sonra herhalde öyle düşünüyorum ki biraz daha iyi bir duruma gelebiliriz. Şimdi korktuğumuz bir ülke Türkiye evet doğru Türkiye'den biraz korkuyoruz tırsıyoruz çünkü güçlü bir devlet 13. sırada bulunuyor bu arada az önce ilk 15'liklere büyük güç yazıyordu şimdi Türkiye 13. sırada ve büyük güç yazmıyor Polonya'da aynı şey oğlum ne oluyor lan bu oyuna? Değişik oyun ya. Neyse benim pek dolumda değil. Ne diyorduk abi? Türkiye güçlü bir ülke olduğu için birazcık tırsıyoruz doğruya doğru ama Irak'ta azımsanmayacak kadar güçlü bir ülke bu arada. Hani Türkiye olup Irak savaşı açtığınızda bile öyle lay lay lom havasında alabildiğiniz bir ülke değil Irak. O yüzden bize ani bir savaş ilanları bizi birazcık riske sokabilir. Kendilerine dikkat etmemiz lazım. Şimdi sınırlarımızda yani kısaca bir özeti geçmek gerekirse dostlar şöyle bir. Sınırlarımızda dikkat etmemiz gereken 3 adet devlet var. Bu devletlerden bir tanesi Irak, bir diğeri Suudi Arabistan, bir diğeri de ise Mısır. Bizim bu 3 devlette ilişkilerimizi sıkı tutmamız gerekiyor, iyi tutmamız gerekiyor. Asla çok fazla eksilere düşmesine izin vermememiz gerekiyor ama şu anda hepsi de eksideyiz abi. Bu biraz sıkıntılı bir durum. Hepsiyle, hepsiyle ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Ayrıca oyunu %100 eğer saldırganlıkta oynuyoruz. Diğer stratejilerde %50'ye falan indiriyorduk ama bunda birazcık daha yüksekte tuttum eğer saldırganlığı. O yüzden ani bir savaş İranlı gibi bir durum, bir olasılık var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Artık paramız bayağı bir çıktığına göre asimilasyon işlemlerimizi başlatabiliriz bence hızlı bir şekilde. Gayet güzel. Evet Suriye'deki topraklardaki asimilasyon işlemleri tamamlandıktan sonra siz de göreceksiniz ki az önce 1200 olan gelirimiz epey bir artacak. Çünkü Suriye'de aldığımız topraklar azımsanmayacak derecede güzel değere sahip olan topraklar. Şu anda 69. sıraya yükselmeyi başardık. 120. 130. sıralardan geldik buralara yanlış hatırlamıyorsam. Güzel bir ilerleyiş hem yaptığımız fetihler hem de yaptığımız yatırımlar sayesinde. Güzel bir ilerleyiş kat ettiğimizi açıkçası söyleyebilirim dostlar. Şimdi birazcık yatırımlara para verelim ve sıralamadaki yerimizi iyice sıklaştıralım. İlk hedef dostlar, ilk 30'a girmek, dünyanın en güçlü ilk 30 devlet arasına girmek ve bu hedefi gerçekleştirmek adına monel ekonomik yatırımlarda da dahil her türlü fedakarlığı, her türlü çabayı, emeği sarf edeceğiz. İsrail'i ilk 30 devletin arasına sokacağız dostlar. Hiçbir kuşkunuz olmasın. En iyisi ben manuel yatırımları gerçekleştirirken videoyu burada durdurayım. Yatırımlar tamamlandıktan sonra ise kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekonomik yatırımlarımı tamamladım ve ekonomimi neredeyse Irak'ın ekonomi seviyesine kadar getirmeyi de başardım dostlar. Şu anda Irak'ın 68 binlik bir ekonomisi varken İsrail devletinin bizim ise 63 binlik bir ekonomimiz var. Dolayısıyla hızlı bir şekilde geliştik, hızlı bir şekilde ekonomiyi geliştirdik ve 69. sırada olan ülkeyi bu ekonomik yatırımlarla beraber 51. sıraya kadar çıkarmayı başardık ki hala da İlerlemeye de devam ediyoruz abi. 52'ye düştük. Gene çıkarız herhalde 51'e. Her neyse o öyle inişli çıkışlı devam edecektir büyük bir ihtimalle. Güney Kıbrıs Rum yönetimi şu anda bütün Kıbrıs topraklarını eline geçirmeyi başarmış. Kıbrıs da yine hedeflerinden bir tanesi olabilir aslında. Büyük İsrail devletini formlamak için gereken bir toprak değil. Ama oğlum ya bu kadar da baga girme be oyun. Yani. Heh. Abi niye bu kadar çok bug oluyor lan? İlginç ya. onun güncelleme falan mı getirdin Lucas daha fazla bug olsun diye? Anlamıyorum ya. Neyse abi ne diyecektik ya? Yani Büyük İsrail kurmak için gerekmiyor Kıbrıs ama güç kazanmak için almak isteyeceğimiz topraklardan bir tanesi olabilir. Şu anda asimilasyon işlemleri tamamlanmış ama maalesef 4 tanesi %100'e tamamlanmamış. Onları bir %100'e tamamlarsak yine daha temiz bir ilerleyiş olacak açıkçası bizim için gayet güzel. O zaman abi hızlı bir şekilde Kıbrıs devletini de eri geçirip daha da fazla güç kazanmış olalım. Ayrıca Kıbrıs'ı ele geçirmek demek bizim için hiçbir tehlike arz etmiyor. Çünkü Kıbrıs e, herhangi bir devletle sınırı olmayan bir ada. O yüzden yani herhangi bir sınırımda şu devlet olacak bu devlet olacak kaygısı olmadan rahat bir şekilde kendilerini de elimize geçirebiliriz dostlar. Çok güzel çıkarmama atıyorum o zaman Nikosya toprağına. Sonrasında Kuzey Kıbrıs'a gayet güzel kolay bir savaş oldu bizim için. Çok güzel. Video şu anda kaç dakika oldu? Video da artık 17 dakikaya gelmiş. Yavaştan videomuzu burada bitirelim dostlar. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki linklerden Kerem Importolu Discord sunucusuna katılabilir. Bizleri Twitter'dan takip edebilir ve kanala katılarak bizlere destek olabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.